Erzurum ili sınırları içerisinde yer alan Çoban Dede Köprüsü, 1297-1298 İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han'ın veziri Emir Çoban Saldus tarafından yaptırılır. Aras Nehri üzerine 7 adet kemer gözü olarak inşa edilen köprüden günümüze 6 gözü ve 130 metresi ulaşabilmiştir. Dönemin önemli yapılarından biri olan tarihi köprü günümüzde koruma altına alındığından kullanılmıyor. Erzurum-Kars Karayolu'nun Köprüköy ilçe merkezinin 1 kilometre kadar doğusunda Yağan kasabası sınırları içerisinde yer alan Çoban Dede Köprüsü, Pasinler Ovası'nın doğusunda Aras Havzası'na geçişteki en dar alanda kurulmuştur. Erzurum-Horasan güzergahı 58. kilometrede yer almakta olup, 1638-1727-1875 ve 1987 yıllarında bozulmuş ve restore edilmiştir. Mimari bakımdan Anadolu Selçuklu taş köprüleri özelliği taşıyan Çoban Dede Köprüsü, Aras Nehri üzerinde 220 metre uzunluğundadır. Eğri bir plana sahiptir. Üç renkli kesme taştan yapılan kemerlerin açıklıkları 11,5, 13, 14,5, 15,5, 15,5 ve 15,5 metredir. Köprü ayakları ahşap ızgaralarla desteklenmiştir. Orta ayaklarda odacıklarla her iki yönde dörderli 8 köşk mevcuttur. 14. yüzyıl başlarından çoğu tarihi hadiselerle dolu, sayısız kervanlara geçit veren, dönemin önemli ve gösterişli yapılarından biri olan tarihi köprü, ender tarihi varlıklarımızdan sadece bir tanesidir. Tarihi Çoban Dede Köprüsü, coğrafi konum olarak Doğu Anadolu bölgesinin Erzurum-Kars bölümünde önemli bir yapıdır. Coğrafi olarak Pasinler Ovası'nın doğusunda 1555 metre yükseltide Aras Havzası'na geçişteki en dar kıstak alanında kurulmuştur. Köprü Çoban Dede Dağı'nın güneyinde Hasankale Çayı ve Bingöl Çayı'nın birleşmesiyle oluşan Aras Nehri'nin üzerinde yer almaktadır. Dönemin önemli yapılarından biri olan tarihi köprü, günümüzde halen restorasyon çalışması devam etmektedir. Çoban Dede Köprüsü efsanesini de anlatmadan filmimizi bitirmek istemedik. Erzurum-İran transit yolunda seyredenler çok çeşitli tabi manzaralarla karşı karşıya kalırlar. Aras Nehri'nin geniş yatağını takip ettikçe her an değişen manzara insanı doğuya değil de batıya gidiyormuş gibi büyüler. Bu tabi güzelliklerin dışında yol boyunca çeşitli tarihi kalıntılar da dikkatimizi çeker. Bunlardan başka bir de bugün altı gözünden su geçen yedi gözlü köprü vardır. İnanışa göre transit yolundan itibaren ilk göz olan kapalısında köprünün yıkılması halinde yeniden yapımını sağlayacak para saklıdır. Pasinler-Horasan yolundan Hınıs ve Muş istikametine ayrılan yolun hemen başında olan bu köprünün hikayesi ilgi çekicidir. Bugün köprünün bulunduğu yerin hemen yakınlarına bir köprü yapılmaya karar verilir. Zamanın teknik elemanları gelirler, ölçerler, biçerler ve köprünün kurulacağı yere karar verirler. Köprü inşasına başlanılabilmesi için köprü ayaklarına yer hazırlamak gerekir. Fakat yapılan bütün çalışmalar boşa gider. Bir türlü köprünün ayaklarını tutturamazlar. Bunlar bu işin nasıl olacağını düşünüp taşınırlarken civardaki sürüsünü otlatan bir çoban yanlarına gelir. İşin aslını öğrendikten sonra sağına soluna bakınır. Biraz düşündükten sonra elindeki değneği Aras Nehri'nin uygun bir yerine saplar. Orada bulunanların hayret eden bakışları arasında aynı yeri eliyle işaret edip sürüsünün başına döner. Çoban gittikten sonra onun işaret ettiği yeri ve ona uygun olan yerleri köprüye ayak olarak seçerler. Nitekim yaptıkları yeni ayaklar dayanıklı olur ve böylece köprüyü tamamlarlar. Köprünün meydana gelmesinde emeği olduğu için adına Çoban Dede Köprüsü denilir.